paşam bu paramotor, Buyuruz. paramotor Buyuruz. diye bir olay çıktı. Hatay konusuna geçiyorum şu son evet. PKK saldırısı paramotor. Evet, evet. Bu paramotor tabii, 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 Siz, siz havacı bir generalimizsiniz. Bu paramotor önemli bir alet midir? Şimdi tabii ki bu paramotor ben Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı yaptım. O nedenle bizim bir yığın paramotorumuz vardı. Onu öyle bağlayayım daha rahat anlatayım. Şimdi efendim bu olay ne? S-400'ler Ankara'dan Sinop'a hareket etti. Sinop'a hareket edince Suriye'nin doğusunda işittilerin bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri tarafından PKK-PYD tarafından serbest bırakıldı. Yani bakın bağları söyleyeyim de daha yani, yani bu daha bu bütün anlattığınız bu olaylar paramotora bu, başam, bu anlattığınız yeni olan bir olay evet. yani. Yani S400'ün Sinop'a evet, gitmesi evet. yeni, daha yeni. Evet, evet. Evet, evet. Bakın ama buraya geleceğim. Bu paramotora geleceğim. Niçin geliyor? Niçin paramotorla <laughs> geçiyorlar? Onu anlatacağım zaten. Şimdi arkasından bu işitli daha işlileri bırakınca PKKlılar ne gördük benim Türkiye içerisinde bazı şehirlerimizde işitlilerin tutuklandığını gördük çok sayıda doğru arkasından ne gördük Amerika Birleşik Devletleri eenim ee, bir terör tehditi olduğu nedeniyle büyükelçiliklerini ve konsolosluklarını kapadıklarını beyan ettiler e, ama bizim İçişleri Bakanlığı'na bilgi vermemişlerdi Şimdi e, Sayın Soylu da haklı olarak dedi ki bu ne biçim iştir dedi. Bütün haklı olarak diyor ki e, benim bir büyük elçilik ve konsolosluklar var ise o ülkede bunların güvenliği tamamen o ülkeye aittir. Yani bizim şimdi İngiltere'deki büyük elçiliğin ve konsolosluğun korunması görevi İngiltere'ye aittir. Şimdi size bir tehdit var ortada ama o ülkenin İçişleri bakanlığına bildirmiyorsunuz. O yüzden e, sayın Soylu hakikaten çok büyük e, sıkıntı yarattığını söyledi. E, şimdi onun e, sebebini e, bir yerde söylüyorum. Yani bu e, S400'lerle ilgili olarak efendim e, işte bize karşı bir hareket miydi? Bakın efendim sizin efendim milletiniz bunun cezasını çekecek. S400'lerle o muydu? Yani tehdit bahane miydi? Onu bilmiyorum. Geçiyorum o kısmını. Şimdi gelelim bu paramotorlara. E benim şimdi Türkiye biliyorsunuz Suriye sınırına duvar çekti. Yani uzun yıllardır e, biz söylememize rağmen bugünlere kadar taşındı maalesef. Duvar çekti, kale kollar yaptı, gözetleme imkanını arttırdı kale kollardaki. Aynı zamanda İHA'lar ve SİHA'lar efendim devamlı denetim altında tuttuğundan o bölgeleri efendim herhangi bir şekilde e, karayoluyla geçmenin zorluğunu gören efendim e, teröristler ne yaptılar? Bu paramotorla efendim Türkiye'ye geldiler. Tamam. Burada önemli konu var yalnız. Bakın ne var? Geldikleri yer Membiç. Membiç ne oldu? Membiç efendim daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nindi. Bölge olarak efendim bize vereceklerini söz vermişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri bir gecede caydı Ruslara verdi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu paramotor kalkıyor, Menbiç'ten kalkıyor. Bakın bu da çok önemli. Rusya'nın bölgesinden kalkıyor. Yani Türkiye ile Rusya'nın arasının açılmasında neden olsun diye mi? Onu bilemiyorum. Bakın bunlar etki şu anda meçhul. Ama oradan paramotorla uçuyorlar. İşte teröristler geliyorlar Türkiye'de efendim sabotaj yapma amaçları var fakat işte gördüğünüz gibi birisi etkisiz oluyor. Bir de Kendisini patlatıyor. Şimdi arkasından da biliyorsunuz orman yangınları çıkıyor. Tabii ki bu orman yangınlarında PKK'nın rolünün çok yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. Burada çok önemli bir nokta var. Benim değerlendirmem şu. Ben tabii ki yangınlarla uğraşan bir kurumun da genel başkanlığını yaptığım için zamanında burada yangınları söndürmekte sıkıntı çekiyoruz. Niçin sıkıntı çekiyoruz? Bakın bir yerde orman yangını çıktığı zaman efendim or, oraya müdahale edemediğiniz takdirde kısa zamanda bir dönümden fazla orman yangını genişler ise ısınan hava yükseldiği için rüzgar çıkar. Diyorlar ki efendim rüzgarın da fazlalığı nedeniyle efendim orman yangını söndürülemiyor diyorlar. Şimdi dediğim gibi hiç rüzgar dahi olmasa eğer bir dönümden daha fazla orman yandığı takdirde hava yükselir hava. bu fiziki kural. Hava yükseldiği zaman sıcak hava efendim soğuk hava anında rüzgar haline gelir ve oradan rüzgar başlangıcıyla bu işi halledemezsiniz. Şimdi yıllar önce bizde e, Türk Hava Kurumu'nda 19 tane küçük uçak vardı. 19 tane. 19 tane de yangın pilotumuz vardı. Özel pilot yani bunlar. Şimdi Türkiye'deki bütün ormanlar dağlık. Yani dağlık arazide. Dolayısıyla siz buraya büyük uçakları sokamazsınız. Yani e, efendim işte 20 ton su atan, 10 ton onun 10, 10 tonun üzerinde su atan uçakları sokamazsınız. Neden? Dağlık arazi kıvrak olması lazım. Çevik olması lazım. E, yangının üzerine nokta atışı efendim e, suyu dökmesi lazım. Bizde de 19 tane bu şekilde uçak vardı. Ben genel başkanken bakın söylüyorum. Bir yılda 168 yerde yangın başlangıcı oldu. 168 yere müdahale ettik ve yangın büyümeden söndürdük. Şimdi gelelim helikopterlere. Şimdi helikopterler takdir ederseniz pervanesinin rüzgarı nedeniyle bizde hemen hemen yanan ormanların çoğu çam ormanıdır. Kozalakları fırlatır, yanan kozalakları fırlatır. Siz helikopterle müdahale ettiğiniz takdirde asla orman yangınını söndüremezsiniz. Eskiden sepetlerin mesafesi 5 metreydi. Bu pervanenin rüzgarı çok fazla olduğu için şimdi çıkardılar aşağı yukarı 10 metreye. Yani alttaki sepetle e, helikopterin mesafesi 10 metre. Fakat biraz evvel söyledim e, yangın çıktığında zaten rüzgar çıkar. Rüzgar çıktığı için de... Efendim helikopterler yaklaştığında o bölgeye rüzgarın e, efendim etkisi nedeniyle sepet devamlı sallanıyor. Böyle sallanıyor, beşik gibi sallanıyor. Geliyor, tam e, ateşin üzerine e, suyunu döktüm zannediyor. Bakıyorsunuz 20 metre öbür tarafa dökmüş, 10 metre öbür tarafa dökmüş, ateş sönmüyor. Onun için söylüyorum. Bu orman yangınlarıyla mücadelede o zaman da PKK yangın çıkarıyordu. Bilesiniz yani. Şimdi ya, çıkarmıyor sadece. Hatta bazı olaylar oldu Yunanlıların efendim yangın çıkarmasıyla ilgili Türkiye'de ve bununla ilgili olarak da e, sayın başbakanlardan bir tanesi efendim e, ne yapmak gerektiğiyle ilgili e, söylemleri de oldu. Söylüyorum Yunanlılar geliyordu, yangın çıkarıyordu. Ama dediğim gibi en kısa zamanda yangına küçük uçaklarla müdahale ederseniz yangının sönme peki, ihtimali peki, yükselir. Erdoğan Bugün Paşa'm, şimdi e, bu nedenle, buyurunuz. Şimdi şeyi merak ettim, çok güzel e, kesmeden dinledim. Çünkü önemliydi bu orman yangını. Demek ki küçük uçak gerekiyor. Evet. E, bu hainlikle, evet. biz bu hainlikle daha karşılaşmaya devam edeceğiz. Bu uyarınızı bu anlamda önemli buluyorum. Fakat benim esas merak ettiğim birkaç Yok, soru var. Bu sorunun cevabını bir türlü alamıyorum. Bir, bu paramotor Hangisi? denilen paramotor denilen aleti PKK e, bir büyük ülkeden satın almış mıdır? Paramotor temin etmek zor bir iş midir? Verilmiştir. Zor, zor efendim, bir iş midir? verilmiştir zaten veriliyor. Veriliyor. Ha. Hayır veriliyor zaten PKK'ya her şey veriliyor. Silah yani şimdi silah e, silah düşünebiliyor yard... musunuz? Silah veriyorlar ya PKK'ya. 4 bin, yard... 4 bin, 4 bin ya, PKK ya. uçaklık. Evet. Silah verenlerken Evet 4 bin uçaklık biliyorsunuz. Ulaştırma uçaklık 30 bin tırlık PKK yardım aldı. Bunun daha ötesi var mı Suriye'de? Onun içinde paramotor da var mıdır? Şimdi bakın. Ol vardır ne olacak efendim bu işi yaptıracaksa vardır tabii. Bir de ki. Peki, ne olacak? İkinci soru. zor mu? Karargahda satın alırsınız. Bir de bunun ikinci boyutu. İkinci, ikinci sorum. Ya bu paramotoru evet. kullanmak, kullanmak. Yani evet. Münbiç, Membiç, evet. Münbiç'ten, Münbiç'ten atlayıp da Hatay'a kadar bununla gelebilmek bir profesyonel büyük bir eğitim ister mi efendim? İster tabii ki ister ve buna eğitim verilmiştir. Yani bunu yaptıracak olan e, efendim devletler bunun eğitimini verir. Bu gayet kolay bir şey. Yani yamaç e, şimdi olarak, biraz evvel söyledim. Paşam yamaç paraşütü olarak kullanılıyor. Evet. Turistler bile biniyor diyor Onur. Sanki ey, kulağına evet, diyor ki bizim, evet, bizim evet. Onur diyor ki ya abi turistler bile biniyor diyor. Sanki profesyonel bir eğitim <laughs> gerekmiyormuş gibi. Hayır öğretmenlere şimdi o, öyle bir şey olabilir mi? Üf, yani e, Sayın Onur'a öyleyiniz. E, Onur Onur şunu şunu alsın. Her yamaç paratüründe öğretmen var. Yani turistleri e, gezdirebilmek, indirebilmek için. Duydun mu için. Onur? İki yani kişilik var ya. benim e, Baba attığınızda mutlaka öyle. öğretmenle atlıyor. Olur böyle şey. Turist yoksa turist kalmaz. Yani her turist paratroj. <laughs> şey alsaydı bizim ilgili şey, şey olur Ben şey söyleyeyim. Bir konten çok güzel anlattı Onlar anlattın, iki sağ olsun. kişilik. Evet komutanım çok güzel anlattı sağ olsun hem yangınlarla ilgili mücadeleyi hem şey ama. Peki şimdi, mesela ne kadarlık bir eğitim gerekir? Şimdi onu daha iyi bir komutanım ama ben öyle 2-3 günlük değil çok fazla bir eğitim. Çünkü bakın 700 yaklaşık 700 kilometre yakın bir uçtan uçuştan yanlış hesaplama Ne olur? çok önemli. bir dakika. Buyur. Paşam ne kadar eğitim gerekir böyle bir iş için? 2-3 ay yeterli olur. Biz zaten bir ama. yetiştirirken üç mesela bu, bu Bunların bunların efendim yetiştirmesi için kurslar açarız her sene. Normal olarak yani Türk Hava Kurumu'nun yaptığı dönemlerle ilgili söylüyorum. E aşağı yukarı her eğitim aşağı yukarı 3 ay falan sürer. 3 ay biz İnönü'de bedava gençlere eğitim veririz fakat bu gençleri kendimiz seçiyorduk. Yani emniyetli olsun diye e takdir edersiniz bu gençler aynı zamanda bir yerde kamikaze uçak da yapabiliyorlar. Ee, o yüzden bunların e, MIT'ten olsun, diğer polisten olsun güvenlik soruşturmalarını <laughs> aldıktan, aldıktan güvenli sonra niye Evet peki? evet bu, bu, bu eğitimi gençlere niye bu alıyor gençlere 3 gençler? ay evet, genç, aşağı spor yukarı olsun eğitimler spor. veriyorduk. Yani spor spor maksatla yani. Hayır mi? spor olsun değil. Bunlar bakın bunlar tabii ki gelir de temin ediyorlar. ...turistik yerlerde ondan sonra... Ha, ...öğretmenlik işleri, yapıyorlar. Mesela... Tamam. ...balon lisans eğitimi veriyor, yaptırıyoruz. Balon değil eğitimi yani. yaptırdığımız kişi... ...ondan sonra efendim gidiyor... ...Kapadokya'da para kazanıyor. Tamam. tamam. Öğretmenlik yapıyor. efendim Balon uçuruyor. Tamam. Tamam. Bunlar tamam. aynı tamam. zamanda... ...gerçekten meslek sahibi oluyorlar. Lisans, lisans vermiş o. Ben şunu Şimdi söylemek piloner, istiyorum. Şimdi planör, planör eğitimi veriyoruz. Planör pilotluğunu kazanan insanlar... ...daha sonra... ...daha kısa zamanda uçak eğitimini sağlayabildiklerinden dolayı e, bizden efendim planör eğitimi görmüş olanlar gençlerimiz e, daha sonra daha kısa zamanda e, pilot eğitimini Peki, alıp daha paşam, az parayla paşam, onları bir yerde pilot yetiştirmiş pa oluyorsunuz. Paşam Buyurun. bir şey bir şey söyleyeceğim. Yani tamam biz anladık de i̇şte, Türk Hava Kurumu'nun açtığı kurslar var. Gidiyorsunuz o kursa eğitmenler var. Ya bu PKK nasıl alıyor bu işi yani? O da mı kurs açıyor oraya? Eğitmen kim? Efendim PKK'nın bakın 65 bin tane eğitilmiş insanı var şu anda Suriye'nin doğusunda. Amerika Birleşik Devletleri'nin her konuda yetiştirdiği 65 bin kişisi var. Niçin öyle söylüyorsunuz? Yani paramotor eğitimini e, elbette verecek olan hangi devlet verecekse verir yani bu önemli bir şey değil. Benim on, onu söylemek istiyorum. 3 aylık bir eğitim vereceksiniz. Bir de ondan sonra paramotorla atlayıp gelecek. Evet, yani neden gelecek? E benim yani, kara, karadan de, gelemediği için işte karakollarda gözetleme daha fazla olduğu için insansız hava araçlarıyla. Takip edildiği için e, çaresizlikten paramotorla gelmeye kalkıyorlar. Peki. Tabii ki yakalanmaları de, daha kolay. Çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Çok sağ olun. Hep sordum cevabını alamadığım sorulardı. Sağ olun paşam. Şimdi, Buyurun şimdi. Tabii komutanım çok güzel açıkladı. Sizler de sağ ilave olun. İlave üzerine şey etmek istiyorum. Şimdi şöyle tabii sadece uçuş değil yani pilotaj eğitimi anlamında teknik dışında burada uzun mesafeli bir uçuş söz konusu ve Amanoslar'da bir tepeye e, uygun şekilde kırım kaza olmadan inmesi söz konusu. Bu önemli Şöyle, bir şey mi? Çok önemli. Şöyle bakın şimdi normal bir düz uçuş daha da turistik gündüz uçuşu yapabilirsiniz yani belli bir eğitim ama bir yöneylemle bir pilotaj yani bir nokta. Daha da, daha da önemli bir eğitim. Daha, oluyor. daha derin bir eğitim bu. Şimdi burada kim bir eğitim verdiğini ben bilmiyorum. O bölümle ilgili bir şey konuşmuyor. Ama şunu 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 izleyicilerimiz için ben şunu açmak istiyorum. Ya Avrupa'nın bir ülkesi. hep ben tersten bakmaya çalışırım. Şimdi Avrupa'nın bir ülkesinden bir, bir başka ülkesi örnek Macaristan'dan kalksaydı böyle bir e, paramotor paramotor gitseydi Çek Cumhuriyeti'nin orada böyle bir ormanları yaksa işte polisle çatışmaya girse jandarmayla bir birilerine bir şey yapamadılar ama böyle bir zarar verseydi acaba ne olurdu? Yani hemen çok Yer yerinden oynar. Her yerinde... Şimdi ben bunu anlayamıyorum. Yani Uluslararası Hukuk Birleşmiş Milletler tabii bunlara ben saygı gösteriyorum Uluslararası Hukuk ama ya nedense yani Gence'de çocuklar öldürülürken bu Uluslararası Hukuk yok. Bir başka ülkenin sınırımızın dibinden kalkıp bize böyle zarar verirken ormanları yakarken insanların muz bahçelerini onları bunları yakarken yok. Ama e, bir başka ülkeden bir başka ülke saldırı olduğu zaman gidiyoruz A ülkesini, B ülkesini, ne bileyim işte Irak olur, Afganistan olur, bilmem ne oraları darmadan ediyoruz. Valla çok güzel bir şey söylediniz. Hakikaten Macaristan'dan, Macaristan sınırından paramotorla iki terörist uçarak e, çeke gitse... Orada bir eylem yapmaya kalkışsa. Avrupa Birliği büyük olay olur manşet olur yer ya. Arıf abi bizde sanki doğal yani bizim sınırın adı özgürlük kapsamında bilindeki... değerlendirilemez mi? Roma adlanda... <gülüyor> <gülüyor> Bakın ne olur musun? Roma Adalet Divanı'ndaki evet, yargıştan ışıkları hiç sönmez zaman. Bakın Roma Adalet evet. Divanı'ndaki yargıştan ışıkları hiç sönmez zaman. Yani o zaman hukuk <laughs> devreye girer. O zaman girer yani. Ama bu Türk milletine olunca bu uluslararası hukuk Niyeyse bu, devreye girdi. Bu nasıl? Hakkaten müdahale edememiş pek. O para paragonmuş. Bu paramotor şey olayı ilk olay değil. Yazık Onu ya, ben yazık. değil değil. De. İlk kez oluyor demedik zaten. Hayır, şeyde oldu mesela İsrail'den bir Arap e, uçup işi de katılmak üzere uçarken İsrail ordusu tarafından yakalandı ve 3,5 yıl hapse e, mahkum edildi. Yani bu e, bu tip örnekler var. Eee Irak'tan e, Suriye'ye geçenler olmuştu. E, Para glider olayı e, gözümüzden kaçtı uzun zamanda ama e, haberlerde e, bakarsak, araştırırsak var var. Doğru, olaylar doğru, var. Doğru. Yani. Var, var ama, ama şöyle s bir şey yok da, yani. yani bir terör örgütünün üyeleri atlıyorlar paramotora, o öbür ülkenin topraklarına gelip orada e, sizin de dediğiniz gibi a, e, terör s eyleminde bulunmuyorlar yani s böyle seyret, bir şey. Evet. Bir reklama gitmem lazım. Hemen bir şey söyleyeyim isterseniz. Evet, burada ben de e, istihbarat şey kaynaklarından istedim. edilinen bilgiye göre hazırlanan bir haber var. Orada diyor ki PKK'lı teröristlere paramotor eğitimini Fransızlar Suriye'nin Haseke kentinde verdiler. Ayrıca İtalyan yapımı paramotorların ABD'liler tarafından satın alınarak teröristlere verildiği öğrenildi diye bir haber var.